Marmaris'te 4 gün önce başlayan orman yangınının şüphelisi olarak Marmaris Adliyesi'nde tutuklanan Sacit Ayhan'ın babası Kadir Ayhan, hangisine yanayım derken biz balla geçimimizi sağlarız, ekmek yediğimiz ormanları yaktı diye feryat etti. Marmaris'te bir koyda kışın arıcılık ve balıkçılıkla geçimlerini sağladıklarını belirten baba Kadir Ayhan, çok söyledim içme diye, çok mücadele ettim bırakması için. Hanımından ayrıldı, çocuklarından ayrıldı, psikolojisi bozuldu. Kaldıkları koyda İnsanlar sigara içince atmasın diye yerler yaptı. Arıcılık yaptık yıllarca. Bir kişi izmariti atsa avucunun içinde söndürürdü. Ölseydi hiç olmazsa bu dağlar yanmazdı. İnsanlar rezil olmazdı. Bu kadar içmesin diye çok uğraştım. 20 gün oldu yanıma geleli. Olay günü temiz kıyafetlerini giydi. Hiçbir tartışma yaşamadık. Akşama geleceğim dedi. Buradaki insanlara getirilecek bir şey var mı diye sordu. Kahretti, gitti, kendini de bitirdi, beni de bitirdi. İçtiği zaman başka bir insan oluyor. Sarhoş çok gördüm ama bundaki çok değişik sarhoşluk oluyor. Her gün beraber tekneyle çalışıyorduk. 15-20 metre derinliğe dalardı her gün dedi. Baba Ayhan, yangını duyunca aradım telefonla ulaşılamıyordu. Çünkü geleceğim dedi. Buradakilere akşam ne lazım ne getireyim diye sordu. Önce yangının içinde kaldı zannettim çok korktum. Zaten ormanın içinde yatar halde bulmuşlar. Ben olduğumu biliyorum. İçince zor kendine gelir. Duyar duymaz şok geçirdim. Yalan söylemez. Yaktığını söylediyse doğrudur, yakmıştır oğlum. Keşke kendini yaksaydı da ormanları yakmasaydı, dedi. 4000 hektar ormanlık alanı yaktığını itiraf ederek tutuklanan Sacit Tayhan'ın babası Kadir Ayhan, oğlunun 3 yıl ormanda yangın işçisi olarak görev yaptığını, gitmediği yer, gitmediği yangın kalmadığını söyledi. Kadir Ayhan yaşadığı koyda denizlere bakarak ağlayıp kendine gelemediğini ve çok acı çektiğini belirtti.